miyop, hipermetrop ve astigmat nasıl tedavi edilir? Tedavi sonrası göz numarası geri gelir mi? Gözü lazere uygun olmayanlar gözlükten nasıl kurtulabilir? Göz sağlığına dair önemli bilgilerle göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Bahadır Düzgün az sonra konuştukça da. Göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Bahadır Düzgün stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Bahadır Bey. Hoş geldiniz. Hoş buldum Müran Bey. Ankara'ya sevgi ve selamlarımızı aynen, göndererek Ankara'ya başlıyoruz. Aynen, Ankara'ya sevgilerle selamlarım. Aynı zamanda Kayserili. Evet. Kayserili ilk pastırmayı yerik. Biz işte yeri bir severiz. Tanım getirdim evet, ben de severim Kayseri'yi. Evet. Bugünkü konumuz göz hastalıkları ve akıllı lens tedavilerini konuşacağız hocam. Hı. Ama öncelikle mesela kataraktan başlayalım. Nasıl evet, bir hastalık? Hastalık mıdır katarakt aslında? Katarakt bir hastalıktır. Göz merceğimizin zamanla saydamlığını kaybetmesi durumunda biz katarakt diyoruz. Halk arasında göze perde inmesi, perde gelmesi gibi şeklinde de söylenebilir. Gözümüzde ışığı retinaya yani sinir tabakasına odaklayan bir mercek sistemimiz var. Bu mercek sisteminin zamanla yıpranması, ultraviyole hasara uğraması gibi sebeplerle saydamlığını kaybetmesi durumunda katarakt hastalığı demekteyiz. Katarakt genellikle ileri yaş hastalığıdır. Hani 40'la 50'li yaşlardan sonra yaşlar artıyor sanırım. Artılır. Aynen. Kesin çözümü cerrahi zaten. Aynen. Yani kataraktın tek bir tedavi yöntemi vardır şu aşamada. Cerrahi yöntemlerle kataraktı peki yani cerrahide çıkarmaktır. Evet, katarakt çözümüne ulaştınız tedavi edildi. Tekrar katarakt olabilir mi kişi? Kataraktın tekrar olma gibi bir ihtimal yok. Çünkü hani gözden katarakt olan dokuyu uzaklaştırdıktan sonra ikinci bir katarakt meydana gelmemektedir. Katarakt bir seferde yapılmaktadır. Sonrasında ikinci katarakt dediğimiz belki halk arasında yine kireçlenme dediğimiz o konulan merceğin temizlenmesi gibi durum meydana gelebiliyor. Buna küçük bir lazer işlemiyle yapılabilmektedir. Bu niye olur hocam? Yani neden ya sonuçta olur şimdi göze ameliyatla mı alakalıdır, bünyeyle mi alakalıdır? Genellikle şöyle oluyor. Yani göze yapay bir mercek koyuyoruz. Katarakt ameliyatında biz kendi doğal merceğimizi gözden çıkardıktan sonra oradaki boşluğa, o iplere diyeyim artık hani zonüllere bir yapay bir mercek koyuyoruz. Bu yapay merceği koyduğumuz kapsül yani koyduğumuz oturttuğumuz yerdeki hücreler belli bir süre sonra orada kalınlaşmaya başlıyor. Fibrozise gidiyor. Oranın bir ikinci bir şekilde lazerle bir temizlenmesi gerekiyor. Bu da bir seferlik yapılan bir işlem. Yani merceğe bir kere müdahale ediyoruz gözde. Kataraktla ilgili şöyle söyleyeyim. Katarakt alındıktan sonra saydam tabakayı tekrar oluşturduktan sonra artık teknoloji çok gelişti. Evet. Ya yani eskiden gözü 140 derece açıp yaklaşık olarak bu kesiyi oluşturduktan sonra merceği blok olarak çıkarmak ve hatırlarsınız belki evet, Sürahi Hanım'dan falan 12 numaralık bu evet, kalın şeyli gözlükler gerekirdi ve kataraktın tamamen olgunlaşması beklenirdi. Artık teknoloji çok gelişti. Biz oraya artık 3 odaklı yani yakın, uzak, orta mesafe gören trifokal akıllı lensler dediğimiz teknoloji oraya koyabiliyoruz. Ya artık eskisi kadar çok beklemiyoruz katarakta. Hani daha erken müdahale ediyoruz. Daha teknolojik cihazlarla, lazerli cerrahilerle diyelim artık öyle çıkarabiliyoruz. Aslında birçok alanında çok iyi gelişmeler var teknolojide. Göz bölümünde daha çok ilginç teknolojik gelişmeler var. Özellikle işte bu ameliyatlar, lensler, çok odaklı işte lensler olsun ama ben şunu soracağım. Bu asıl önemli olan konulardan biri yaşa bağlı presbiyopi diyoruz biz. Yakın görme ile ilgili sorunlar var hepimizde. Bununla ilgili son dönemlerde gelişen tedavi yöntemleri var mı? Presbiyopi neden oluşur? Aynen teşekkür ediyorum tekrardan. Presbiyopi şundan oluşur. Aynen yine mercek hastalığı. Mercek hastalığı. Aslında hani gözümüzün merceğinin iki fonksiyonu vardır. Bir tanesi akomodasyon, uyum. Evet. Bir tanesi de saydamlık yani retinaya bu görüntüyü düşürmek. Akomodasyonu kaybettiğimiz biz 40'lı yaşlardan itibaren evet, yakın uyum, odaklanmanın bozulduğu durumlarda da aslında merceğin fonksiyonunun %50'sini kaybediyoruz. Evet. Yani işte eskiden sadece merceğin saydamlık fonksiyonu göz önüne alınırken artık saydamlık ve odaklanma ya yani iki probleme de müdahale edebiliyoruz. 40'lı yaşlardan sonra presbiyopi yakın uyum bozukluğu bunun en büyük sebebi gözümüzdeki merceğin uyumunu sağlayan liflerin artık görevini çok iyi yerine getirememesi. Sen de var Özlem diyorsun ya ufak ufak yakınla ilgili. Evet, evet. Ondan başladı. Bahsediyoruz. Evet, evet. Genelde 40 yaş üzerinde görüyoruz ama Özlem Hanım daha 30'larda olmuş. Çok teşekkür ederim. Konu genellikle 40 yaşında bazen daha erken olabiliyor erken tabii olabilir ki ondan. Genellikle 40 yaşın üzerinde bir odaklanma problemi olan durumlar. Sizinki biraz erken başlamış aynen. Öyle durumlarda biz aslında hani sadece katarakt olmasını da beklemiyoruz hastanın. Eğer presbiyopi durumunda ve hastamız
yakın görmeye ihtiyacı hissediyorsa, gözlüksüz bunu karşılamak istiyorsa akıllı lensleri biz presbiyopi durumunda da göze uygulayabiliyoruz. Hep örnek veririm. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda bir hastam vardı. Notayı okuyamıyor. Evet. Yakında. Gözlük takamıyor. Sonuçta sahnesi ondan sonra odak problemi yaşıyor. Uzak orta derken. Ya akıllı lensle beraber uyguladığımız zaman hastamız gayet memnun, mutlu. Ondan sonra yakını görebiliyor, orta mesafeyi görebiliyor. Yani orta mesafede işte bilgisayar mesafesi dediğimiz 60-70 santimetre mesafe. Ya tamamen kişinin ihtiyaçlarına göre bunlar da düzeltilebiliyor. Ha tabii ki presbiyopinin tek çözümü akıllı lensler değil. Bazen lazer uygulamaları yapıyoruz. Bazen ondan sonra kontak lens verebiliyoruz. Gözlük verebiliyoruz. Yakın yani yakını gösterebilecek her şey vardır. Hocam, aynen. Hocam. Peki derecesine göre mi karar veriliyor hocam? Burada ne? Genellikle yani? Biz bunu yaşa bağlı olarak yaşa göre ya ekleme yaparak. Onu da bir açıklayabilir misin? Hangi yaşta hangi tedavilerde? Genellikle 40 yaş üzerinde mesela şöyle söyleyeyim. Tamamen burada hasta bazlı gidiyoruz. Hastanın mesleği, uyguladığı işler ondan sonra yaptığı göre de var tedavi. Tabii ki her mesela bir kuyumcunun yakını görme yani hani taşı iyi görecek, karatını söyleyecek, rengini söyleyecek. Aynen bir kuyumcunun bir saat tamircisinin görmesiyle mesela normalde nasıl söyleyeyim hani bir benim görme. Ya normal hani yakında böyle çok kişi olmayan biriyle mesela aynı olmuyor tabii ki. Onlara biraz daha farklı planlamalar yapıyoruz. İşte ya da bir sahne sanatçısının yakın gözlüğü kullanamayacak. Ondan sonra kontak lens sık değiştiremeyecek mesela hastalarımız olabiliyor bazen. Bunlar da biz biraz daha ameliyat ağırlıklı yani akıllı lens uygulamayla yöntemlerini daha çok tavsiye ediyoruz. Yani kişi bazlı gidiyoruz. Aynen. Bu premium akıllı lensler var. Bunların hani kişiye göre tedavi yöntemlerde kullanılıyor. Çeşitleri var mı? Bunların bir ömrü var mı? Bir de bunu premium akıllı lensler göze uygulandıktan sonra ömürlük. Evet, yani sonuçta bunların yaklaşık ömrü doğada çözünme ömrü 450 yıl. Yani takıldıktan sonra ömürlük oluyor premium akıllı lensler. Kaç dediniz? 450 yıl civarında doğadaki ömrü. Yaş 30 silikon, daha 450 var. Ben görmeyi planlıyorum onu. Yani premium akıllı lensler bu şekilde. Yani şimdi teknoloji gelişiyor. İlk 2011 yılında girdi. Çok hızlı gelişti ya. Çok akıllı lensler 2011 yılında girdi ve iki odaklı multifokal olarak çıktı ilk başta. 2016 yılından beri de trifokal, üç odaklı olarak çıktı. Hatta son yıllarda artık hani bu akıllı lenslerde bir daha da böyle görüntüyü kesintisiz geçişler sağlayan, ondan sonra parlaması, yansıması daha az olan materyallerle üretimler gitgide gelişiyor öyle söyleyeyim. Bizim ana bilim dalında gözden korkuyorum. Arkada bir göz yaparsınız siz, üç göz. Yani trifokal, fokal çeşitler arttı, teknoloji gelişiyor. Yani, üçüncü gözümüzü de bilim adamları... Yani gitgide aynen tedavi yöntemleri şekilleniyor. Arkamızı da görelim diye. Üçüncü gözle yakında çıkacak. Peki bunların hepsinde hocam mesela takıldı, mercek takıldı ya da işte akıllı işte şey lazerle tedavi yapıldı. Bir daha tekrarlama olasılıkları hepsinin farklı mı? Ya öncelikli olarak detaylı bakıyoruz. Şimdi herkese akıllı lens ya da herkese lazer uygulamıyoruz. Ama hani numara ilerlemesi durmuş... Ondan sonra lazer için özellikle bahsediyorum. Son bir yıl içerisinde numarası tekrarlamamış, ayrıntılı müdahale yaptığımız ölçümlerde korneasında bir problem görmediğimiz hastalarda beklemiyoruz. Öyle söyleyeyim tekrar bir tekrarlama. Katarak ve akıllı lenslerde de ameliyat bazında şöyle söyleyeyim. Zaten hani oradan merceği çıkardığımız zaman hastanın gözünden ya da hastanın gözünün merceğine bir uygulama yaptığımız zaman orada tekrarlayacak bir doku kalmıyor tekrardan. O yüzden hani bunlar gerçekten de ömürlük tedaviler oluyor. Sevgili izleyicilerimiz ameliyat deyince kafasında böyle hastane şartlarında genel anestezi biraz daha böyle karmaşık, komplike bir şey düşünüyorlar. Bu akıllı lens uygulamaları, katarak ameliyatları genel olarak artık günümüzdeki ameliyatları kaç dakika sürüyor, konforu nasıl, ameliyat sonrası kişi hemen hayatına devam edebilir mi? Ya bizim göz ameliyatları genel olarak kısa ameliyatlar. Kısa ameliyatlar. Onu çünkü belirtelim mi? Yani. Hani genellikle bizim ameliyatlarımızda damla anestezisi uygularız. Evet. Hatta artık iğne anestezisi bile yok. Hani lokal anestezi geçtik. Çok güzel. Topikal anestezi dediğimiz ameliyat damla anestezi. Ameliyat denilince ama aynen. İnsanlar bir ürküyor. Artık öyle ameliyat desi başka bir şey mi denilse bilmiyorum. Yani biz çok çok nadir durumlar dışında atıyorum hastamızın gerçekten bir engeli yoksa genel anestezi kesinlikle tercih etmiyoruz. Peki yani uygulanamayacak hastalarda var mı akıllı lensle? Bu kişilere biz uygulayamayız dediğiniz grup kimler? Tabii ki akıllı lensle en önemli faktör göz arkasında sarı nokta dediğimiz kısmın çok sağlıklı olması gerekiyor. Yani sarı noktada herhangi bir sıkıntısının olmaması gerekiyor. O şaşalık varsa bak ben yapıyorum mesela gözümle yapıyorsunuz gerçekten. Şaşı olan kişi de akıllı lens kullanılabilir. Şaşılıkta kullanılabilir. Ben yapıyorum. Pratikte ben şimdi hocamızla iletişimimiz çok güzel. Evet şaşılıkta kullanılabilir hocam. Ama sarı nokta hastasında takmıyoruz. Ondan sonra korneasında keratokonus dediğimiz sivrileşme durumu olan hastalarda akıllı lens uygulamıyoruz.
Ya bu grupta da uygulayamadığımız gruplar bunlardır. Bu da önemli yani. Hı-hı. Çocuklarda peki farklı tedavi yöntemleri var mı? Şöyle söyleyeyim, hani çocuklarda mesela hani erken yaş grubu kataraktı yoksa çocuklarda akıllı lens ameliyatı yapmayız. 40 yaşın altındaki grupta ya da hı-hı, çok yüksek numaralar olan hastalarımız oluyor. Lazere elverişsiz grup oluyor. Mesela yüksek derece miyop, astigmat varsa. Tabii mesela lazerle biz 4-5 numara hipermetropa müdahale edebiliyoruz ama bazı hastalarımız geliyor 10 numara hipermetrop, 8 numara hipermetrop. Yani onlar ciddi manada yakın, hatta hipermetrop olduğu için yakında da problem yaşayan hastalar. Bunlara akıllı lensi daha erken zamanlarda takabiliyoruz. 20'li yaşlarda, 25 yaşında taktığımız akıllı lens hastalarımız var. Hı hı. Yani gerçekten 10 numara hipermetrop hayatı miyoptan daha çok etkileyebiliyor. Yani çünkü yakını da çok zor görüyor. Okulda göremiyor, defterini okuyamıyor, yazıyı göremiyor. Hani gözlük de takamıyor hasta, lens kullanamıyor. Bu gruplarda da akıllı lens düşünebiliyoruz. Hocam bir de göz kuruluğu var. Yine en çok sık rastlanan rahatsızlıklardan biri. Çağımızın problemi diyebilirim göz kuruluğuna. Ne zaman müdahale edilmesi gerekiyor? Göz kuruluğunda yani aşamalı tedaviler var göz kuruluğuyla ilgili. Yani göz kuruluğunu anlatacak olursak göz kuruluğunda şu önemli. Gözümüzün yüzeyinde bir film tabakası dediğimiz bir gözyaşı tabakası var. Bu bizi gözün yapısını koruyor, enfeksiyonlara karşı bizim dayanıklılığımızı arttırıyor. Kaliteli bir görüş sağlıyor gözyaşı. Gözyaşı filmi yüzeyi bozuk olan kuru göz hastalarında bulanık görmede hatta önemli şikayetlerden biridir. Batma, yanma, ağrı gibi semptomlarla geliyor. Bunda bir evreleme yapıyoruz göz kuruluğuyla ilgili. Yani göz kuruluğu, aynen. Göz kuruluğuyla ilgili de elimizdeki şey teknoloji ya bildiklerimiz gitgide artıyor gün gün. Evet. Eskiden göz kuruluğu var sizde. Damlayı kullan, gözyaşı preparatlar vardır. Herkesin bildiği bunu kullan dediğimiz. Ama kanalda bir tıkanıklık obstrüksiyon varsa belki de cerrahi mi gerekiyor? Tabii tabii, artık hocam şöyle gözyaşının parametrelerini ölçebiliyoruz. Ozmolaritesi, ondan sonra gözyaşının yağ tabakasının miktarı. Ölçme yapılıyor. Aynen, gözyaşının aslında 3 tabakadan oluştuğu. Aköz tabaka, mucin tabaka, işte ondan yağ, lipid tabaka, bunları ayırabiliyoruz. Eksik olan kısma göre tedavi verebiliyoruz damla olarak. Ondan sonra gözyaşı miktarını arttırmak için elimizde lazer türleri artık meydana geldi. Onları uygulayabiliyoruz. Tıkaç tedavileri var, bu punktum tıkaçlarıyla işte göz salgılanan gözyaşının gözde durması ile ilgili. Yani onda da elimizdeki tedavi çeşitliliği arttı. İlaçlar daha da arttı, yani çeşitlendi aynen. Çok güzel ilaçlar. Rezervansız maddeler, moleküller ortaya çıktı. İşte ben de daha az tahriş eden. Evet. Yani o açıdan göz kuruluğu ile ilgili de elimizdeki tedavi çeşitliliği epey bir ilerledi. Göz kuruluğu artıran sebepler var, bir de ışıklar falan, güneş hasarı, bunlar da değil mi? Neler yani çağımızın hastalığı gereken derken hocam en çok göz kuruluğunun en büyük sebebi ekran maruziyeti. Ekran çevresel maruz nedenler. Ay, ondan ışık. Sonra aslında şunu tablet, da unutuyoruz. Su içmeyi unutuyoruz. Telefon. Yani en büyük sebeplerden biri de bu yani. Su içmeyi unutuyoruz gerçekten. Sadece vücut için değil yani göz için de. Tabii ki göz kuruluğunun en önemli sebeplerinden biri. Vücudun su ozmolaritesini yükseltmek yani lazım, su dengesi. Hocam bir de mesela sağlığımız için tabii ki sağlıklı besinler tüketiyoruz ama özellikle göz sağlığı için tüketmemiz gereken besinler var mı? Tabii ki gözle ilgili en önemli, yani şimdi şöyle anlatayım. Göz vücutta yani birim bazda en çok kanlanan dokulardan biridir hani göz, ondan sonra. Ve ışık hasarının oluştuğu belki de tabii ki yani en önemli organlardan diyebilirim. Çünkü hani ışığın yarattığı hasarın ve kanın getirdiği oksidatif stresin azaltılması için antioksidan mineral vitaminlerin kullanılmasında göz için fayda vardır. Çocukluk döneminde, bebeklik döneminde. Omega 3, E vitamini, C vitamini, bunlar havuç çok önemli. Çocukluğumuzda hep gözle ilgilenir. Evet, A vitamini işte. Keratonit grubu. Evet. Tabii şey, A vitamini. Onların içerisindeki aynen maddeler iyi gelir. Yani biz genelde ben hastalarıma gözle ilgili omega 3, gözyaşının arttırılmasından tut da sarı noktanın korunmasına kadar onları öneriyorum. Ondan sonra bu omega 3 içeren balık özellikle, fındık. Ondan sonra koenzim Q10 içeren taze fıstık, kavrulmamış, ondan kuru yemişler. Bunlar mesela göz sağlığı için gayet önemli. C vitamini ve E vitamini içeren. Çok önemli tabii. C vitamini. Hamilelikte mesela bazı destek gebelikte almak lazım. Evet. Bir de hocam buraya gelmişken size bir de no touch var. Dokunmadan, no touch'tır. Dokunmadan, no touch lazer teknolojisi. Gerçekten dokunmadan mı yapılıyor? Gerçekten dokunmadan yapıyoruz, öyle söyleyeyim. Yani uzaktan no nasıl yapıyorsunuz dokunmadan? Hocam şimdi lazerlerde şöyle. Lazer bizim numara için kullandığımız lazerlerde işte yöntemler var. Kornea tabakasından bir tabaka kaldırdığımız yöntemler var. Vakum uyguladığımız yöntemler var. Ondan bir de tamamen temas etmeden her şeyi lazere bıraktığımız. Ya yani bir yandan iyi, bir yandan bizim için kötü diyor muyum? Cerrahına kadar sistemden çekersen İçeri göremezsin. Öyle. Ama gerçekten no touch lazer tamamen bizim hani dokunmadan yaptığımız bir lazer. Hastanın tüm parametrelerini ölçtükten sonra, sisteme girdikten sonra
Bizim yaptığımız tek iş pedala basmak oluyor. Evet. Bu da bazı noktalarda hastalarımız için çok büyük avantaj. Masadan korkan kalkanlar var. Hani sonuçta bir bilirsiniz göz çizme derler. Göz çizme de göze bir vakum halkası yerleştirilir ve kesici bir cihazımız üstten bir tabaka kaldırır. Bundan korkan hasta grubumuz var işte. Dokunmasın diyor doktor. Hani tamam diyor. Dokunmayacak. Dokunmadan ne olacak? Kornea refleksleri çok güçlü hastalarımız var. Göz refleksi açmak çok zor oluyor. Çok zor oluyor. Falan onlar var. Hani onlar için bir devrim oldu no touch. Evet. No touch'ta çok çok uyguladığımız, hani göze dokunmadan uyguladığımız bir lazer. Gayet de başarılı bir lazer. Ondan sonra hastalarımızdan da geri dönüşlerimiz gayet güzel no touch'ta. Yani çok güzel bir sohbet. Evet. Ya, çok hoşuma gitti benim. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağ olun. Çok teşekkür ederim. Benim için de görüşürüz. Sağ olun. Biz de sohbetimize bir an hocamla devam edeceğiz. Ama programın başında söylediğim gibi size sürpriz bir tarifim var. Hadi bugünkü bakalım. Tarifim gözaltı morluğu giderici. Haydi bakalım. İlginç. Haydi bakalım.